Ama hatırlatmaktan fayda gördüğüm bir konuyu, yani partimizin ve aynı anlama gelmek üzere ülkemizin tarihiyle ilgili bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyete düşman ve her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne parmak sallayanlara, partimizin ilk kongresinin bundan 100 yıl önce Sivas Kongresi olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hem partimizin hem ülkemizin temelleri bundan 100 yıl önce işte o kongrede atılmıştır. 100 yıl önce bir saray rejiminin bu ülkenin çocuklarını savaştan savaşa sürdüğü koşullarda işgal altındaki topraklardan modern ve çağdaş bir ulus devlet yaratmanın tohumları işte o gün atıldı. Ardından bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesi Büyük Millet Meclisi'ni kurduk. 3 yıl sonra son işgalci de denize döküldükten sonra Cumhuriyeti ilan ettik. Ardından 30'lu yıllarda hızla bir kalkınma seferberliği başlattık. Tarımda ve sanayide dev adımlar attık. Anadolu'nun yoksul çocuklarını kız ve erkek ayırt etmeden kitapla buluşturduk, bilimle buluşturduk. Bir aydınlanma seferberliği başlattık. Her şeyden önemlisi bundan 100 yıl önce bir hukuk rejiminin temellerini attık. 40'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'ndan Anadolu topraklarını koruduk. 50'lerde çok partili sisteme geçtik. 70'lerde Türkiye'yi sosyal demokrasiyle biz buluşturduk. 80'lerde darbelere karşı biz direndik. Ne pahasına olursa olsun demokrasiyi savunduk. 90'lı yıllarda krizin ağır etkileri altında her şartta ve her koşulda emeklilerin ve yoksulların yanında durduk. 2000'lerde inşa edilmeye çalışılan tek adam rejimine karşı eşitliği, adaleti, özgürlüğü savunan milyonların sesi ve partisi olmaya devam ediyoruz. Biz yola çıkarken egemenlik kayıtsız şartsız diyerek kararlılığımızı bir kez ortaya koymuştuk. Bugün egemenlik kayıtsız şartsız milletimdir diyenlerin partisi olarak şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Egemenlik şahsımındır diyenlere karşı mücadele azmimizi buradan bu salondan bir kez daha haykıracağız değerli arkadaşlar. Şundan hiç şüphe etmiyorum. Bugün içinde bulunduğumuz karanlıktan bu ülkeyi yine biz çıkartacağız. Çünkü hem Kastamonu'nun derdiyle dertlenen hem ülkenin derdiyle dertlenen değerli arkadaşlar biziz. Çünkü bu düzenin kurucuları, sorunun kaynağı olanlar sorunu çözemezler değerli arkadaşlar. Şimdi 17 yıl sonra öyle bir düzen kurdular ki, öyle bir düzeni inşa ettiler ki bu düzeni kendileri için bile yönetme şansları yok. Öyle ki işsizlik rekor seviyeye çıkmış, işsiz sayısı 4 milyona ulaşmış, geniş tanımlı işsiz rakamı 8 milyonu bulmuş, Türkiye'deki işsiz oranı, işsiz rakamı 95 ülkenin nüfusunu geçmiş. Kastamonu'da kayıtlı işsiz oranı, işsiz rakamı son 2 yılda 10 binden 20 bine çıkmış. Ama iktidarın derdi bile değil. Öyle ki Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emine Erdoğan ve kızlarının katıldığı 50 kişilik bir programa, sadece 50 kişilik bir programa 1 milyon 163 TL harcarken benim memleketimde Kastamonu'da 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na elektrik borcunu ödeyemediği için sadece 5 kişi başvururken bugün 2019 yılında elektrik borcunu ödeyemeyen 983 kişi başvurmuş değerli arkadaşlar. 5'ten 983'e çıkmış. Bu yoksulluk bu iktidarın umurunda mı? Değil. Öyle ki özelleştirip sattıkları elektrik dağıtım firmalarının milyar dolarlık borçları dururken sadece sarayın
elektrik faturası ayda 1 milyon lira gelirken, şurada Esentepe Topi'de oturan bine yakın vatandaşımızın sokak lambaları yanmadığı için karanlığa mahkum olmuş durumda. Türkiye genelinde ise 4 milyona yakın yurttaşımız elektrik faturasını, 800 bine yakın yurttaşımız doğal gaz faturasını ödeyebilmiş durumda değil. Peki iktidarın ampulü bu karanlığı aydınlatır mı değerli arkadaşlar? Aydınlatmaz. Yandaş müteahhite hasta garantisiyle yaptırılan şehir hastanelerine önümüzdeki 25 yıl boyunca 42 milyar dolar para ödenecek. Ama benim yaşadığım memlekette Cebrail Mahallesi'nde, İskandiyar Mahallesi'nde, Kırkçeşme Mahallesi'nde bir tane sağlık ocağı bile olmadığını, hastaneye ulaşmak için şehrin bir ucundan bir ucuna bir saatte ancak gidilebildiğini, hekim eksikliğinden kaynaklı randevuların günler sonra, bazen aylar sonra verilebildiğini bizden başka söyleyen çıkar mı değerli arkadaşlar? Çıkmaz. Memleketin bütün fabrikalarını satıp Gözü Şeker Fabrikası'na dikenler, Kastamonu Şeker Fabrikası satılacak dönüş yok deyip de bugün şeker fabrikalarına eleman alınacakken kendi partililerini buraya doldurmak isteyenleri unutur muyuz değerli arkadaşlar? Unutmayız. Bu ülkede 1,5 milyon çocuk işçi varken, 1 milyona yakın çocuk, bizim çocuklarımız cemaat ve tarikat yurtlarına mahkum olmuşken, bu yurtlardan her gün taciz ve tecavüz haberleri gelirken, lüks beşik mevlidlerinde kendi çocuklarına tek taş yüzük takanlar utanırlar mı? Utanmazlar değerli arkadaşlar. Garanti geçişli köprülere, otoyollara, yolcu garantili hava alanları ile Diyarbakırlı çocuklar bilgisayar derslerini kartonla işlerken her öğrenciye tablet vereceğiz diye Fatih projesiyle bu ülkenin servetini yandaşlarına aktaranlar doyarlar mı? Doymazlar değerli arkadaşlar. Sırf Doğan Medya grubunu alsın diye, bir medya grubunu alsın diye Demirören'e kredi vermek için yurt dışından 1 milyar 440 milyon dolar para alan Ziraat Bankası gırtlağına kadar borçlu çiftçinin borcunu siler mi? Silmez değerli arkadaşlar. Sükse yapacağız diye akıl dışı, bilim dışı bir kanala, İstanbul kanalına 75 milyar lira buluruz diyenler, bunu yapacak irademiz var diyenler, devletin çiftçiye olan 140 milyar parasını öderler mi? Ödemezler değerli arkadaşlar. Eşine pazar parası veremediği için, faturalarını ödeyemediği için, insanlar yaşamına son verirken, 440 bin TL'ye uçak kiralayıp açılışa giden Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez değerli arkadaşlar. Bizim çocuklar KPSS'yi kazanıp mülakatta elenirken, 5 yerden maaş alan Fahrettin Altunların, 8 yerden maaş alan Yiğit Bulutların gözü doyar mı değerli arkadaşlar? Doymaz. Şam'da Emevi Camii'nde omuz omuza saf tutup namaz kılmak isterken, şimdi birbirlerine atacak kurşunu olmayanlar, Suriyelileri büyük bir insanlık dramına sürüklerken, savaşın ekonomik ve siyasi boyutuna bize ödetenler akıllanırlar mı? Akıllanmazlar. Şatafata, lükse, kibre boğulmuş, bir yüzükle yola çıktım deyip de bugün eşinin kolunda 300 bin liralık çantası olanlar, Emine Bulut'un, Şule Çetin çığlığını duyarlar mı? Duymazlar arkadaşlar. Ben bu memleketin derdini dert edinip bakanına yolunu, barajını, fabrikasını sorduğumda bakanı ayrı bir cevap, milletvekili ayrı bir cevap verenler bu kenti, bu ülkeyi yönetebilirler mi? Yönetemezler değerli arkadaşlar. Hem iktidardan pay almaya çalışıp
hem muhalefette rol kapmaya çalışan, hem de Kastamonu'nun rantına çökmeye çalışan fırsatçı ve uyanıklara bu memleket inanır mı değerli arkadaşlar? İnanmazlar. Özgür basını susturup sessiz bırakırsan, yandaş basının operasyonuna maruz kalıp okey'e dönerken yakalananlar şunu bilmeleri lazım. Yandaşlığın sonu olur mu? Olmaz değerli arkadaşlar. Eğer Eşref Mutlu Cide Belediye Başkanı seçilmeseydi, Cide Belediyesi'nin tesislerinde 30 bin liralık balık yenildiğini öğrenebilir miydik? Öğrenemezdik. Eğer Mansur Yavaş seçilmeseydi, 1 milyar liralık ihalenin 188 milyona yapılabildiğini, eğer Ekrem İmamoğlu seçilmeseydi, Ensar ve Türkiye gibi vakıflara belediye kasasından 350 milyon lira hibe edildiğini öğrenebilir miydik değerli arkadaşlar? Öğrenemezdik. Son sorum şu. Bozuk düzende sağlam çarp olur mu? Olmaz. Şimdi bu düzeni değiştirecek iradeyi çok uzaklardan aramaya gerek yok. Bu düzeni değiştirecek irade, bu düzeni değiştirip halkçı ve demokratik bir iktidarı kuracak irade işte tam da bu salonda. Şunu unutmayın, çok geriye gitmeye gerek yok. Adalet yürüyüşündeki coşku, referandumda ortaya çıkan itiraz, 24 Haziran'daki heyecan, 31 Mart'taki umut, 23 Haziran'daki kararlılık, Kanal İstanbul'a karşı gösterilen direnç işte tam burada bu salonda değerli arkadaşlar. Ben şunu çok iyi biliyorum ki bizim de umutlarını ve hayallerini birleştirmek isteyen sokakta milyonlar var. Bizi çağıran bir umut var değerli arkadaşlar. O umudu birlikte iktidar yapmaya hazır mıyız değerli arkadaşlar? Hazırız. Bütün sizler bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Bugün görev alacak başkanıma ve yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu partinin Kastamonu merkezde her sokakta, her köşe başında, her köyde ve her mahallede birimleri bulunacak. Bundan sonra bu memleket bütün dertleriyle, sorunlarıyla sizlere emanet değerli arkadaşlar. Bu işi başaracağınıza gönülden inanıyorum. Her şart ve koşulda yanınızda olacağımdan emin olabilirsiniz. Bu kürsüden 2 yıl önce şunu söylemiştim. Bu kayığı bu limana ulaştıracağız demiştim. Bu kayığı bu limana ulaştıracağız. Yarın bizimdir. Yarın bizimdir yoldaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.